Herkes de aynı akıl olmuyor. Akıl büyük bir nimet. Allah aklımızı, hidayetimizi artırsın. Dünya imtihan ya. Dünyada bir şey yok. Dünya hayret ediyorum bağlananlar. Ya, bu çok büyük mucize. Ya, her gün daha da şaşırıyorum. Her gün daha berrak insan olaylar görüyor. Ya bu dünyaya nasıl bağlanıyorlar? Sakıp Sabancı'nın geçen günler vefatının seneyi devriyesi. Ya dedim herhalde mevlüt okutacaklar. Hatim indirtecekler. Hayatından bahsedecekler dedik. Daha önce öyle yapılmıştı geçmiş yıllarda. Hiç kimse gitmedi. Hiç kimse. Vefasızlık din gazetelerde yazı çıktı. Ne çabuk unutuldu diye Sakıp Sabancı. Ailesi herhalde çözüm bulmuş. Sazlı sözlü öyle kutlayacağız demişler. Ölüm yıl dönümünde. Şarkılı, çalgılı falan yapacağız demişler. Baktım bütün sosyete tıkır 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 sıraya dizilmişler. Peşi peşine kol kola girmişler. Arabaların biri gidiyor biri geliyor, biri gidiyor biri geliyor. Yemek var, tabii. Eğlence var, müzik var. Ölümden bahsedilmiyor. Çalgıdan, evet. Eğlenceden, neşeden bahsediliyor. Tabii geliriz demişler yani. Ama orada ölümden, ahiretten bahsedileceğini bilseler. Efendim, değil mi? Orada Kur'an tilavet olacağını, evet, bilseler. Gelirler miydi? Geçen sefer gelmediler. Evet. Allah selamet versin. Mesela bak şimdi onlar orada toplantıda sazlı sözlü neşeli eğleniyorlar. Ama Sakıp Sabancı iskelet olarak yerin altında, nemli toprağın altında, simsiyah toprağın altında onları öyle uzaktan gözleyebiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bütün malı mülkü, işte atlı köşkü bilmem sarayları şey hepsi duruyor. Paraları, malı, mülkü, her şey, bütün binalar duruyor. Bir tek o durmuyor. Halbuki o önemli olması gerekirdi değil mi? Kendisi tabii. Yaşayacak olan o. Evet, o yok ortada, o toprağın altında. Ya bir insan malı, mülkü toprağın altına gidebilir. Evet. Kendi sağlığı önemlidir değil mi inşallah? Ama o toprağın altında malı, mülkü duruyor. Maşallah. Düşündüm yani. Bütün ömrü boyunca çalıştı Sakıp Sabancı. Evet. Dünyanın parasını kazandı. Malın mülkünü kazandı. Kardeşi de vefat etti. Kendi de vefat etti. Evet. Toprağın altında bir tek kefenini götürebildi yanında. Evet. Kefeni de parçalandı toprağın altında. Bir tek iskeleti var şu an. Ama gerideki dostları ölümü düşünmek istemiyor bir kısmı. Ahiret düşünmek istiyor. Çünkü onların havasını bozuyor. Neşelerini kaçırıyor. Efendim, işte şunu yaptı, bunu yaptı falan sohbet edecek. Şimdi araya o konu girdim mi, pek tadı olmayacak. Baktım bizim minik Tuğçe de öyle. Annesinin koluna girmiş tık 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 tavşan gibi gidiyor. Boşandı mı o? Boşandı hocam. Acayip şeker o. Eskiden talebemdi. Ne, soyadı neydi onun? Eğilik. Eğilik, Tuğçe Eğilik. Tuğçe Eğilik. Tuğçe de yaşlanmış ama çok tatlı, çok şeker. İnşallah. Çok yakın talebem, çok sevdiğim birisiydi maşallah. Bak dünya geçici, evlendi, heves etti evlendi. Hemen boşandı. Çünkü Allah rızası için olmayınca Allah mutluluk nasip etmez. Bak dünya 2 gün, kırk küsürdür değil mi Tuğçe şimdi? 40 var, evet, 40 yaşında. 40 yaşında. Evet. Bak bize bana geldi, 18 yaşındaydı. Tabii. Gencecik kızdı. Evet. Yıllarca talebemdi yani inşallah. Efendim sonra işte çeşitli konular oldu falan. Gitti evlendi ama Allah rızası için olmayınca Allah'a mutluluk ve saadet vermiyor. Evet. Bak yine yapayalnız kaldı yani inşallah. İnşallah tefekkür eder, düşünür. İnşallah ölümü düşünür, ahireti düşünür. Efendim sonsuz hayatı düşünür inşallah.
cenneti cehennemi düşünür, Kur'an'ın gerçeklerini düşünür. Ki o zaman çok dinlerdi maşallah. Maşallah. Değil mi? Namazına hepsine çok titizdi. Çok acardı. Maşallah, maşallah. Allah ömrünü uzun etsin, hidayet versin. Sağlık, sıhhat versin. Annesine de uzun ömür versin Allah. Sağlık, sıhhat, hidayet versin, iyilik versin, bereket versin. İnşallah iyi olur, güzel olur. Eskisi gibi daha dindar olur, eskisinden daha dindar olur. Yahut dindarlığı gelişir. İnşallah. İnşallah. Kur'an hadim olur inşallah. Mehdi talebesi olsun. Allah İsa Mesih'e de talebe etsin. İnşallah dünyanın geçiciliğini daha iyi anlar. İnşallah.